Artık aylar sonra yeni bir video çekebildik. Ben bunun özellikle ön kurs videosu olmasını istedim çünkü sporcu olsun olmasın, 5 yaşında olsun, 35 yaşında olsun yani kim olursa olsun bence buza giren insanların Türkiye sınırları içinde konuşuyorum. %80'i ön kursa ya zorlanıyor ya yanlış atıyor ya atamıyor. O yüzden bir ön kurs videosu dedik artık şart. Şimdi her hafta diyeceğim asla her hafta video atamayacağım o yüzden yani biraz daha sıklaştıracağız gibi. Artık aylar yıllar sürmez gibi düşünüyorum. Şimdi bu videoda da kendini geliştirmek isteyenler ön kursu geliştirmesi için ya da sıfırdan başlayanlar hiç ön kurs atmayı bile bilmeyenler için en baştan böyle doğru adımlarla nasıl ön kursunu ilerletir, nasıl öğrenir tarzı bir video çektik. O yüzden ön kurs atmayı bilen varsa birazcık geçebilir. Çünkü en basit adımlarla başlayacağız. Şimdi ilk başta ön kurs nedir, nasıl? Arkadaşlar ön kurs iki itişten oluşuyor. Bakın iki, bir değil. İki itiş. Zaten %90 yanlış yapıyorsa bu yüzden yanlış yapıyor. Ön kurs iki itiştir. Kursu nasıl açıklarım ki? Neyse videoyu göstereyim ben size en iyisi. Ön kurs bu. Arkadaşlar şimdi biz pozisyonla başlayalım. Normalde biz hep şey deriz. Daireyi kucaklayın. Ya bu ilk başlar için doğru. Çünkü bildiğiniz daireye sarılıyormuş gibi bir kolunuzu öne atıp diğer kolunuzu arkada tutmanız gerekiyor. Ki öndeki kol seviyesi bir tık daha aşağıda olursa daha iyi olur. Arkadaki kol her zaman birazcık daha yukarıda tutuyoruz. Şöyle dairenin dışındaki bacağımızı dairenin içine doğru tam çaprazına doğru atacağız. O yüzden hareketi ilk kez yapıyorsanız ya da ilk kez öğreniyorsanız hareketi daha iyi anlamak için bir durduğumuz yerde başlıyoruz biz. Bacağı kaldırıyoruz. Çaprazını tam çaprazına getiriyoruz. Ne önüne ne arkasına tam çaprazına koyuyoruz. Oturuyoruz ve tekrar adım atıyoruz. Böyle sağ üstte sol yana, sağ üstte sol yana şeklinde. Buzdaki her harekette olduğu gibi dizinize olabildiğince oturmanız gerekiyor. Yani dize ne olursa olsun her itişinizde oturun. Şimdi kendinizi rahat hissedene kadar sizin bu adımları tekrarlamanız gerekiyor. Tekrar çapraz yan, çapraz yan, çapraz yan şeklinde. Daha sonra birazcık hız alıp bu şekilde deniyorsunuz. Sonra asıl ön kurs atmaya gelirsek siz bunda rahat hissediyorsunuz. Artık doğru hareket öğrenmek istiyorsunuz. Öncelikle sol itiş yani ilk itişle başlıyoruz. Videoyu çekerken sol cross gösterdiğim için bunu sol taraf yapacağım. Sadece ilk itiş yapıyorum. İlk itiş otur. Otur dizine ittir bekle ve çek. Otur dizine ittir bekle ve çek. İşte bacağım ne arkadan ne yanda tam arka çaprazı doğru ve kaldırabildiğiniz kadar kaldırın. Ayağım point. Sadece buradaki itişi anlamak için ve pozisyonunuzu tutmak, ön kursunuzu uyarlayabilmek için sadece ilk itiş çalışıyorum. Daha sonra bunu yaptıktan sonra herkesin zorlandığı kısma geliyoruz. İkinci itiş. İkinci itiş en zor olan kısım. Çünkü herkes burada itiş yapmayı unutuyor. Arkaya doğru yapıyor. Farklı bir şekilde ittiriyor. Şöyle sağ bacağınızı kaldırdınız. Sol bacağınızın üstüne getirdiniz. Sol patenizi tık diye bükmeniz gerekiyor ki yana gitsin. Yani asıl amacı o patenin dizine oturduktan sonra yana doğru ittirmek. Asıl itişimi orada yapıyorum. Yana doğru ittiriyorum. Ama bunu çoğu insan zorlanıyor. Şimdi biraz sonra da yaptığınız yanlışlar. Onları da çektik. Onların üstünden göstereceğim. Harekette buraymış ya. Şimdi sadece bunu çalışmak için de diğer itişi, ikinci itiş bakın bu ikinci itiş. Ayağımı yerden sürerek geçiyorum, aşağı ittiriyorum. Ayağımı yerden sürerek geçiyorum, aşağı ittiriyorum. Ve bu da tam yanına, arkasına değil. Yani herkes genelde arkasına ittiriyor. Arkadaşlar arkasına değil, bacağının tam yanınızda olacak. O cross atınca bacağınız tam yanda kalacak, arkada değil. Asıl önemli olan kısım bura. O yüzden ikinci itiş yapmak için durmadan bu hareketi tekrarlıyorum. Şimdi yine ikinci itiş için, yani ikinci itiş gibi değil de ayağını çaprazda tutmakta zorlananlar için ayağımı kaldırarak itiş yapıyorum. Daha sonra oturup sol bacağımı bırakıyorum sadece. Buzan kaldırmıyorum. Sadece ağırlığımı, bütün ağırlığımı sağ bacağıma alıyorum ve bu bacağımın tık yana düşmesini sağlıyorum. Orada tutmanız gerekiyor. Şimdi asıl ön kurslarla ilgili en önemli şeyleri söyleyeyim. Arkadaşlar dizinizi kullanıyorsunuz her harekette olduğu gibi ama bu diz bilekten gidecek. Yani ben Rusya'ya gittiğimde bakın kaç yıldır 15 yıldır falan spor yapıyordum. 15 yıldır buz pateni yapıyordum, spor yapıyordum dediğim. Ve yani ön kurs çalışıyoruz. Ve hocanın bana dediği ilk şey şu oldu. Bileğini, patenin dili var. Bağladığınız kısım. O dilini sen öne ittirmek zorundasın bileğinle. Ki dizin otursun, ki itiş yapabilirsin. O yüzden ona çok dikkat edin. Patenin bileği öne gidecek. Yani siz oturmak zorundasınız. Şimdi pozisyona gelirsek. Arkadaşlar, bu daireye kucaklayın, daireye sevin kısmı falan fistan.
Aslında olması gereken sizin omuz, kalça ve diziniz daireye dik olmalı. Yani siz daireye yatarsanız bu tamamen yanlış. Ki bunu Türkiye'deki %80, %90 insanların asla bilmez. Direkt daireye yatarak gösterir daha kolay diye. Ama sizin bu sol hizanız daireye tamamen dik olması lazım. O yüzden sağ tarafı birazcık şöyle tık bükmeniz gerekiyor. Sağ belinizi. Birazcık şöyle bükmeniz, sağ omzunuzu bu tarafa düşürmeniz gerekiyor ki sol omzunuz açılsın ve birazcık yukarıda kalsın. Ki burada güzel bir pozisyon oluşur. Şimdi ben videoda birazcık alışkanlık olmuş. Ben bu dansı yaptığım için biz ekstra zorundayız. Çünkü arkamızda partnerimiz var. Ben daireye yatarsam partner gitti. Yani asla arkamdan o ön cross yapamaz. O yüzden bizim ekstra olduğu için ben bu kadar yattığımı düşünmüyordum. Ki bence yatmıyorumdur daha. Ama bu kadar yapmanıza gerek yok. Yani sadece sizin bu omuz kasıklarınız ve dizinizin hizası düz kaldığı sürece gayet okey, gayet normal. Sadece buna dikkat edin. Yatmayın. Belinizi bükün. Diğer tarafa doğru. Hem kenarınızı da kaybetmeyin. Tık düşebiliyorsunuz bazen böyle. Buraya ağırlığınızı verin her zaman. Çünkü bütün vücudunuz sol tarafta olacak. Siz sağa yatacaksınız ki dengelensin. Şimdi bu cross'u geliştirmek için bir hareket göstereceğim. Biz buna lunge cross diyoruz. Yani cross yapıyorsunuz ama lunge yaparak. Yani biz bunu buz dansında çok yapıyoruz. Özellikle dize oturmak için mükemmel bir hareket. Sadece lunge yaparak. Lunge, lunge, lunge cross, lunge cross, lunge cross, lunge cross. Bu şekilde. Gerçekten bacaklarınızı o kadar yakıyor, o kadar ağrıtıyor ki. Hani gayet güzel, çalıştırıcı bir hareket. Heh, arkadaşlar şimdi yanlışlara gelirsek. Şimdi bu gösterdiğim yanlış tamamen sporcuların yaptığı bir yanlış. Her şeyi yapıyorlar ama bir Yunus gibi, hani Yunus dalgalanma bir hareketi olur ya, onun gibi oluyor. Sizin cross atarken vücut seviyeniz hiçbir şekilde değişmeyecek. Mesela sol bacağınıza ne kadar oturuyorsanız sağ bacağı da tık aynı şekilde oturacaksınız. Hiç otur kalk otur kalk otur kalk olmayacak. Sol otur sağ otur sol otur sağ otur diyecek. Bize yine şey yaptırırlardı, kafamıza böyle bir şey koyarlardı, eldiven vesaire koyarlardı. Vücut seviyenin değişmemesi için hani onu düşünmeyeceksin kafandan ki aynı şekilde oturacaksın tarzı bir böyle bir garip bir çalışma yaparlardı. Sporcuların çoğu yapar otur kalk otur kalk otur kalk otur kalk, yani çok gereksiz, çok saçma, asla itişsiz, çok kötü duran bir cross yapmayın. Ne olur yapmayın. Şimdi ikinci yaptıkları yanlışa gelirsek, bu daha çok cross'u yeni öğrenenlerin yaptığı bir hata. İlk itişi yapıyorlar. İkinci itişi tırtıldan geriye doğru ittiriyorlar. Yani senin bacağını yana doğru bükmen gerekirken, bırakman gerekirken oradan yani itiş yapmayıp tırtıldan ittiriyorlar ve arkaya doğru kaçıyor bacak. Ondan sonra çapraz almaya çalışıyorlar falan filan. Yani yine olmaz. Yapmayın. Oturun dizinize, çapraz atın. Bekleyin. Bu kadar. Yine bu ikinci itişle alakalı yine cross'u yeni öğrenenlerin yaptığı diğer hata da cross yapıyor, adım atıyor. İlk itiş yapıyor, adım atıyor. İlk itiş yapıyor, adım atıyor. Arkadaşlar orada da itişiniz var. Hep yine söylüyorum, iki tane itişiniz var. O ikinci itişinizi unutmayın. Yapın. Çok önemli. Adım atarak geçmeyin. Tutun. Bekleyin. Ya bir de crosslarda şöyle bir olay var. Gerçekten beklemeniz gerekiyor. Hareketi göstermeniz gerekiyor. İtiş yap, bekle, itiş yap. Bizim böyle extension dediğimiz bir şey vardır. Hani pozisyonun tamamen çok güzel bir şekilde olacak ve hani bunu nasıl açıklayabilirim? Hiçbir yerin oynamayacak, tamamen doğru olacak, tutacaksın. Başınızdan böyle ayak bileklerinize kadar, el parmaklarınıza kadar tutmanız gerekiyor cross atarken. Şu an atladığım bir şey var mı tam olarak bilmiyorum, emin değilim. Ama şimdi cross'un en can alıcı şeyleri özet bir şekilde tekrar geçiyorum. Dizinize oturun. İki itiş var. Pozisyonunuzu lütfen daireye yatmayın. Kafanızı, vücudunuzu, her tarafınızı tutun. Tam tersi dairenin dışına doğru yatın. İtiş yapın ve uzatın. Bütün pozisyonu gösterin. Bazen şu an aklıma geldi. İlk itişi de göstermiyorlar. Mesela direkt cross atıp geçiyor. İlk bacağınız o çapraz yukarıya kalkacak. Oturacaksınız. Ondan sonra gelecek. Ha? Tamam. Tam şu an yeni, aklıma yeni bir hata geldi. Cross atarken bir de bacağınızı kaldırıyorsunuz ya. Daireden getirmeyin düz bir şekilde. Bunun videosu yok. Şu an aklıma geldi bilmiyorum anlatırken. Net bir şekilde açıklayabilirim. Siz ilk itiş yaptıktan sonra bacağınız yukarıdayken daireden düz getirmeyin. Siz itiş yaparken dizinizi kırıyorsunuz, dibine koyuyorsunuz, ittiriyorsunuz. Tamam mı? Bazıları da çünkü ittiriyor, böyle daireden getiriyor. İttiriyor, daireden getiriyor. Gene yapmayın, yapmayın. Çok gereksiz. İttirin dizinize oturun çapraza bırakın. İttirin dizinize oturun çapraza bırakın. Ve buz pateni şöyle bir şey. Her harekette, her konuda birazcık kilometre hesabı.
tamamen çalışarak olacak bir şey. O yüzden durmadan cross atın, durmadan cross atın. Siz kaç yaşınızda olursanız olun, cross'u gerçekten her gün attığınız bir şey, her gün kullandığınız bir şey ve seviyeniz ne olursa olsun her gün çalışmanız gereken bir şey. Çünkü asla mükemmel olmayacak o cross. Ben de asla iddia etmiyorum, benden çok daha iyi cross atan insanlar var. Yani Rusya'da çok 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 daha güzel atan insanlar var. Ama sadece çalışıp 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 bunu ilerletebilirsiniz. Ben cross atıyorum diye hani aman falan diye geçmeyin. Cross'u her gün çalışın. Her gün yapın yani. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Instagram'dan bir tekrar bir soru sordum. Bir sonraki videomuzu ben spin çekmek istiyorum. Çünkü spinlerde çok zorlandığınızı söylediniz. Siz yine yorum bırakırsanız süper olur. Bir geri cross da özellikle çekmek istiyorum. Ama şu anki diğer videomuz spin gibi duruyor. Siz yine yorum yapın zorlandığınız hareketleri ki ona göre biz de ilerlemeyi düşünelim. Çünkü şu an artık biraz daha boş vaktimiz olduğu için pandemi diyorum. Okulların online olmasıyla birlikte. O yüzden buza gittiğimiz zaman video çekmeye de vaktimiz biraz kalıyor. O yüzden hazır boşken birazcık sıkılaştıralım videoları. Görüşürüz. İyi çalışmalar diliyorum.